Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Güngören İstanbul'dan sesleniyoruz ve gerçekten muhteşem bir lezzet durağına konuk olduk. Özlem'in mutfağı ve mekanın sahibi Sayın Özlem Hatunçıra ve usta aşçımız, yılların Şenol aşçısı Germeç. Şenol Germeç. Şenol Germeç ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhabalar Özlem Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk diyorum. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Özellikle biz çalışan bayanların kurtarıcısı durumundasınız. Gerçekten bu anne eli değmiş muhteşem yemekleri bizlere sunduğunuz için öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizler işler gereği veya çevrede çalışan sevgili kardeşlerimiz işleri gereği böyle sulu yemek yeme şansına gerçekten böyle hasretiz, yani bulamıyoruz. Ve bu mutfağı bizlerle buluşturduğunuz için de sonsuz teşekkürler ediyoruz size. Burası ne kadardır var bizlerle? Normalde biz 2008'de bir yer açtık. 3 arkadaş bir araya gelerek açtık. Sonradan bize yetmeyeceğine karar verdik ve üçümüz tekrardan birer tane yer daha açtık. Herkes kendi ismini taşıyan bir yer açtı. Ben Özlem olarak Özlem'in mutfağını açtım. Diğer arkadaşımız Zeytin Dalı'nı açtı. Gibi. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Peki Özlem'in mutfağı kaçta kaç arası hizmette? Sabah 7, akşam 7-8 arası açız. Yani 12 saat durmak 12 yok saat. Mu diyoruz? Yok, hayır. Cumartesi, pazar da buna dahil mi? Pazar günleri tatil, çocuklarımızla tatil, diğerdeyiz. Tatil dinlenelim diyoruz. Çocuklarımızla birlikteyiz ama cumartesi günleri de buradayız. Peki sabahın 7'sinden akşamın 7'sine kadarki geçen 12 saat boyunca şöyle bir şey geliyor aklıma o zaman. Sabahleyin de sevgili çalışanlarımıza gerek poğaça, gerek börek, gerekse o muhteşem çorbaların galiba ikramı var. Kahvaltının ikramı var. Ve sonrasında ilerleyen saatlerde de sevgili ustamızın bizlerle buluşturduğu ve muhteşem, sizin de destek olduğunuz, bunu da atlamak istemiyorum. Muhteşem bir yelpaze var. Neler var ustacığım? Efendim, sabah kahvaltıyla başlıyoruz. Özlem mutfağında değerli misafirlerimize önce kahvaltı ikramından başlıyoruz. Poğaçamız, çay ve kahvaltı tabağı ikramı. Ondan sonra çorba çeşitlerimiz, günün çorbası veya bir alternatif çorbada iki çeşit çorbayla servise giriyoruz. Onun akabinde Anadolu yemekleri, ev yemekleri değerli misafirlerimize sunmak üzereyiz. Yöresel. Süper. Burada bugünkü şansımızı masaya sığdırabildiğimiz kadarını sığdırdık. Ama bunu aşan bir sürü lezzet var aslında. Kesinlikle. Ama tabii ki bir sabitlerimiz var. Biraz evvel vurguladığınız bir çorbamız var. O süzme çorbamız, sebze çorbamız. Yani aslında günün çorbası. Yani o kadar keyifli çorbalar var ve onun dışında haşlamamız, tavuğumuz, güvecimiz, köftemiz, fasulyemiz, nohutumuz, zeytinyağlılarımız. Ya aslında yelpaze gerçekten çok geniş. Burada saymaya kalksak galiba dakikalar falan yetmez. Ama biz diyoruz ki en az 10 çeşit yemekle konukları her gün değişen bir yelpazeyle ağırlıyoruz demek galiba en doğru cümle olur mu? Kesinlikle efendim. Peki efendim, bu güzel mekan aynı anda kaç kişiyi ağırlayabiliyor? Şu anda 40 kişilik kapasitemiz var. Ama toplu yemekler veriyoruz dışarıya. 300-500 kişilik, 1000 kişilik bile verdiğimiz yemeklerimiz var. Düğün yemekleri de hazırlıyoruz biz. Süper. O zaman şöyle diyelim mi? Tüm organizasyonlarda da varız demek. Kesinlikle. Ekibimize güveniyoruz. Kesinlikle. Ürün yelpazemize güveniyoruz. Peki bu tip faaliyetler için, özel günler için ne kadar gün evvelden haberdar etmek gerekiyor ki sağlıklı bir hizmet alalım? Bir hafta. Bir hafta yeterli. Haber verilmesi bizim için yeterli. Peki efendim, menüyü sizler mi belirliyorsunuz? Karşı taraf. Bizim kendi menümüz var. Ha. Arkadaşlar da eklenmesi olan istediğiniz şeyleri ekliyorlar. Bazı arkadaşlarımız var. Yöresel yemeklerini istiyorlar. Yöresel yemeklerini ekliyoruz. Fark etmiyor. Siz ne isterseniz biz onu hazırlıyoruz. Siz hatta, hayal edin. Bizler yaratalım mı? Bizim hatta bir sloganımız var. Siz isteyin, biz yapalım. Vallahi süpersiniz burada. Tabii ki burada yemekleri yiyen sevgili konuklar akşamleyin dönerken paket servisi de isteyebiliyorlar. Hani hazır yemek evlerine gidince aynı gene anne eli değmiş yemekleri yemenin keyfini yaşıyorlar tüm aileleriyle birlikte. Ama siz diyorsunuz ki eğer Özlem'in mutfağındaysak hizmette sınır yok diyerek bir de paket servisi var değil mi? Bizlerle buluşturduğumuz kenar yani civarımızdaki diyelim, çünkü lezzetten ödün vermek istemiyoruz. Civarımızda sıcaklığını yitirmeden ulaşabileceğimiz adreslere de
gene paket servisi gönderiyoruz. Paket servisimiz var. Artı biz hastanenin yanında olduğumuz için doktorlarımız akşamleyin telefon açıyorlar. Diyorlar ki biz kaplarımızla geliyoruz size. Lütfen bize yemek ayırır mısınız? Evde gittiklerinde yemek yapmıyorlar, bizim yemeklerimizi sunuyorlar. İşte kurduğum kendine. Bütün cümleler doğru yani. Evet. Kesinlikle burada gene sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizleri düşünerek böyle bir keyfi yaşattığınız için. Peki bu doğrultuda hedeflerin ben büyük olduğunu düşünerek sormak istiyorum. Hedefler neler diyoruz o zaman? Hedeflerimiz, benim hedefim çiftlik. Çatalca'da. Hemen sonra... buradan bir sürpriz veriyor muyuz İstanbullulara? Tabii tabii. Çatalca'da Allah nasip ederse büyük bir çiftlik aşaması içerisindeyiz ve bu çiftliğin içerisinde yok olacak. Fazla da sır vermeyelim. Sebzesini bile arkadaşlarımız isteyen gidip bahçeden koparıp gelebilecekler. Vallahi sır verseniz kendin pişir, kendin ye oluşacak galiba orada. Kesinlikle. Her şey organik bir şekilde bizlerle buluşacak. Çocukluğumuzun tatlarını yaşayacağız galiba Çatalca'daki çiftliğimizde. Aynen. Lezzet deyince hemen ben ustama sormak istiyorum. Tabii ki hani derler ya ustacığım, doğru malzemeyi doğru ellerdeyse bu muhteşem lezzetler ortaya çıkar. Bu anlamda buradaki oluşan tüm ürünlerin tedariklerini, yani patatesimiz, etimiz veya diğer tavuğumuz gibi nerelerden temin ediyoruz? Anlaşmış olduğumuz firmalar var efendim. Hı hı. Kalitede ödün vermeden onlar da tedarik ediyoruz. Bizzat onları da içeride. Ve bizlere böyle muhteşem kesinlikle şekilde mutfağımızda aile değerli misafirlerimize sunuyoruz. Süpersiniz. Burası gerçekten çok sevimli bir aile yeri. Burada anne, oğul, eşimiz falan hep birlikte çalışıyoruz. O zaman ben buradan nezdinizde tüm çalışan ekibimize sonsuz teşekkürler etmek istiyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Ve sizler için de gene projeler çok çok büyük. İnşallah onları da göreceğiz ama ben öncelikli olarak bu güzel mekanın, Özlem'in mutfağının hep aynı kaliteyle, aynı müşteri memnuniyetiyle, aynı gülen yüzlerle bizlerle olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum efendim. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Güngören İstanbul'dan, bu muhteşem lezzet durağından, Özlem'in mutfağından sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli sohbetten sonra, yıllara varan tecrübenin bize aktarımından sonra artık diyoruz ki tüm Güngören ve civarı zaten biliyor. Ama yolu Güngören'e düşenleri bir kez olsun bu lezzetleri yemeye davet ediyoruz. Söz merkez stüdyolarında.